Evet, hayırlı günler. Ne dedik? İstikamet Maltepe. Şu anda Maltepe'deyim. Akşama mal gibi. Neyse, mutfak dolabıyla buzdolabı sileceğim. Şimdi demişsiniz ki işte çok istiyorsun falan diye konuşmuşsunuz. Yazmıştınız canlı yayınımın altına. Bir arkadaşım güzel yazmış. Saat belirle, mesela 2 saat, 4 saat gibisine. Arkadaşlar, zaten mutfak dolabı zor bir iştir. Zor bir meslektir. Bu 5 saat de sürebilir, 3 saat de sürebilir. Ben bezle yanından geçip çıkıp gelmeyeceğim ki. Ben emek vereceğim, efor kaybedeceğim. Ve sağlığımızın başı ne? Temizlik. Bir grip bile olsa ne diyor doktor? Diyor ki kamyon geçiyor, bekle diyor. Ne diyor? Elini güzel sabunla. Yatağını değiştir, çarşaflarını ütüle. Onu yap, bunu yap demiyor mu? Yani temizlik olmazsa olmazımız hayatımızda. Değil mi aşkım? Temizlik gibisi var mı? Aynen öyle. Heh. Ondan sonra ya ben var ya, yemin ederim temizlik için asla yani kuruşun hesabını yapmam. Yeter ki Semiha Kani temizlesin. Ben yaptığım işi güzel yaparım, temiz yaparım. Sizi yani mutlu bırakırım. Ben o öyle 1000 liraya 2000 liraya ev temizleyenleri biliyorum. Bezleye bile geçiyorlar. Hiçbir şey de yapmıyorlar. Yıllarca bu işin içindeyim. Store'da da belirttim bunu zaten. Neyse, ben şimdi işimin başına geçeyim. Yavaş yavaş. Hemen üstümü değiştireyim. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Ben hareketli işleri seviyorum. Ya ben oturmayı sevmiyorum. Tembelliği sevmiyorum. Yani güzel olan her şeyi seviyorum. Hadi gidelim. Eserin güzeldi. Nişan, evlendin galiba. Nişanlandım da evlenmedim. Allah tamamını erdirsin. İnşallah Allah beklemeniz. Ay canım benim, çok da güzel bir insan. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Evet, kahve ikram etti. Neydi isim? Mükerrem. Ne kadar reel isim koymuşlar sana. Arkadaşlar, mutfak dolapları çok büyük. Kocaman mutfak. Bakalım kaç saatte bitecek. Önce bir kahve keyfi yapacağız. Yok yok, hiç gerek yok demir açmana. Tamam. Vallahi bak, yeter orası bana. Balkon biraz küçük de arkadaşlar. Biraz dedi yani. Çok abartmadı oldu istiklerimi. Ay canım benim. Hayır, gerçekten evi var ya, pırıl pırıl. Bana dedi ki telefonda yapamıyorum, rahatsızım biraz dedi. Ben de hani gerçekten berbat bir yer beklerken pırıl pırıl yer çıktı. Gerçekten her yer mis gibi. Bakın, mutfak bezi bile var ya, bembeyaz. Niyeyse yoğurt süzmesi yapasım geldi. Yani o kadar beyaz, gerçekten inanın, yeminle. Mutfağımız da küçücük arkadaşlar, bakın. Demin şaka yaptım büyük diye. Bu kadar mutfak dolabı var. Bir de azıcık altta var. Baksanıza, mis gibi ya, bembeyaz her yer. Vallahi süper. Şu şeylere bakalım. Ben göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Tabii ki rezalet orada. Olsun. Zaten temiz olsa beni niye çağıracaksın ki yani? Ay çok oralar. Değil yapamıyorum. Mi? Çünkü yapamıyorum. Ben rahatsızım yani. Olsun aşkım, ben yaparım bebeğim. Çok da güzel kendisi de, maviş ay, maviş çok gözleri. Çok teşekkür ederim. Çok vallahi, sağ ol. Sen o senin güzelliğin. Canımsın. Senin güzel kalpliliğin. Canımsın. Allah razı senin olsun. Senin kalbin güzel olmasa ben seni çağırmazdım. Canımsın. Zaten. Allah razı olsun. Bu benim için kesinlikle, ben bunu ödül olarak algılıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü beni hiç tanımıyorsunuz ve evinize çağırıyorsunuz. Evet. Bu kesinlikle ama büyük bir madalya yani. Vallahi. Herkesin evinin sultanısın. Ay onu. Canımsın. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Allah herkes razı olsun. Herkes seni seviyor. Evet. Biz seviyoruz seni. Çok sağ olun. Çok dürüstsün. Sağ olun. Çok açık sözlüsün. Ay canımsın. Evet, kalbin evin. Güzel. O senin kalbinin güzelliği. Aynen, biz görüyoruz. O yansıyor dışarı alayım zaten. Alayım ben aşkım bunu. Merdiven var mı dedim. Ben sana her şeyi ayarladım dedi. Tamam, iyi de bunların. Şimdi senin bir kuralın var mı aşkım? Şöyle yap, böyle yap. Yok. Ben senin kucağındayım kendi, şu an. Hayır hayır. Ustanın işine karışılmaz. Estağfurullah. Ben sana güveniyorum. Senin tamam. Kendi evin gibi yap bana. Tamam. Şimdi yalnız bu... benim bir tane yukarıda bir kızartma tencerem vardı. Tamam. Eğer onu bulabilirsem bir daha onu koyma. Hı. Bir de ben bir poşetler hazırladım. Onu bulursam ödül verecek misin bana? Vereceğim. Sen canın sağ olsun.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bakalım yukarılara, ben de bakayım şöyle. Evet, gördüm o tencereyi. Siyah bir tencere olacak, kızartma tenceresi. Bu merdiven küçük geldi bir tane. Ben daha uzunu var. Evet, daha uzununu onu, ver. Evet. Tamam. Çünkü elim yetişmez arkalara. Sen onu bana, sana bana bir tane alabilir misin? Tamam, ben alırım. Bu kalsın yine burada, ben bunun üstüne kameramı bırakayım. Tamam, bırak. Tamam aşkım. Oy şöyle. Oy. Ben çıkıyordum, boyu kısa ya, merdivenleri boy boy almışım böyle zamanında. Şimdi çok güzel, böyle lazım bence. Şimdi ben nereden bulacaktım onu sana? Evet, evet, büyük merdivenimiz geldi. Bugün bayağı büyük işler yapacağız. Dış cephe boyaya falan geçerim ben buzla. Şimdi canım bana leğen. Bak leğen, ben banyonun hiçbir şeyini kullanmıyorum. Tamam. Mutfakta banyoda evet, kalıyor. Evet tamam, çok benim güzel. Orada leğenim var, bak çıkarmışım ben oraya. Heh, bu. Bu o mutfağın, onu ben oraları siliyorum onun evine. Tamam. Okey, şu kameramı ben ayarlayayım hemen. Tamam, sen ayarla. Evet, şimdi suyumuzu alacağız. Tripod da çok emanet duruyor ya. Şöyle. Sıcak su akıyordur değil mi? Efendim? Sıcak su. Akıyor. Şurayı ben alayım, senin ayağına bulaşmasın tozlar. Tamam. Toz burası olmuştur. Hadi. Tepiş olmadı. Sağlık kadar güzel bir şey yok. Yok. Sağlık çok önemli. Aynen öyle bir tane. Tamam, nasıl pislendi. Olsun. Şimdi çıkıyoruz, tırmanıyoruz. Ben ilacımı da alayım bir tane. Verdim. Ha, süpersin. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sana vereyim ben oradakileri bir tane. Ver bakalım. Bu da çok uzun geldi. Kafam tavana değdi. Değil mi? Şöyle verdim. Sen yoruluyorsan ben indireyim bir tane. Tencere, tava, kuş kana. Kuş kana. Ev küçük olduğu için evet. İçeri götürmek zorundayım. Tamam bunları. Aşkım. Ama çok ki bir senedir ben buraya elimi süremiyorum. Tamam olsun. Çünkü rahatsız olduğum evet, için evet. Yapamıyorum. Gayet normal canım benim. Ama yine senin evin vallahi pırıl pırıl. Sağlığı yerinde olanların evi nasıl biliyor musun sen? Hani sen dedin ya ben 5 dakika duramıyorum diye. Evet. Ben de öyleydim. Ay canım. Bu buraya ilaç koymuşsun aşkım. Bunların ömrü bitmiştir benim gibi. Nasıl bir ilaç? Özelliğini kaybetmiştir. Hani önlem amaçlı koymuşsun. He. Güzel bir şey. Atalım onları. Şimdi evet. Sizi alayım böyle. Aman kameran kırılmasın. Ha. Yok ya. Bir şey olmaz. Şöyle tabii eşyaların koyulduğu yerler. Hoppala. Ben kirpas söken ilacımı da getirdim. Hah, kitlemişim. Çünkü bizim Savaş yakalarsa elliyor bunları. O yüzden şöyle bakın hemen.
Bu ilaçlar bana özel arkadaşlar. Gerçekten. Yani 10 yorulacaksam 1 yorulacağım. Püskürsün diye. Ben bir şeyleri değiştireyim poşetlerine. Beraber yaparız bebeğim, yorulma sen. Geleyim mi? Tamam canımsın. Doğalgaz borusuna da sıkıyorum. Orada örümcek olmuş bakın. Şöyle duvarları da alırız. Öyle. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Bilin bakalım ne yazmak istedim. Ah, şunlar ne modaydı bir ara kız. Severim ben böyle şeyleri. Ya. Hadi bakalım. Oh, içiniz rahatlıyor mu? Bak. Gördünüz mü? Yetiyor mu tam o ileri kadar? Efendim canım? Kolun yetiyor mu tam? Aa, benim kolum uzundur. Yetiyorsa sana ne? Ay, dikkat et, ne oldu? Yok, bir şey olmaz, korkma. Şeylere. Yetmiyorsa sana bir böyle bir şey vereyim, ucuna dolu oraya. Dur. Bir şurada köşe kaldı azıcık. Al bunu vereyim ben ona dolaya. Burası kaldı. Ben şöyle yapıyordum. Bunu buna sarıyorum. Şöyle yapıyordum. Tamam canım, dur. Heh. Aldık. Evet. Evet aşkım. Hiç şeyin olmasın. Bak. Mis gibi oldu var ya. Çok temiz bir kadın. Vallahi mis gibi oldu. Çok temiz bir kadın. Teşekkür ederim aşkım. Evet, doğalgaz borusunun üstünü de aldık. Sizin söylemenize gerek yok. Her şeyi biliyor kendisi zaten. Ay canım benim. Duvarları da aldım arkadaşlar. Tamam, burada hava da güzel. Evet, çok sizin güzel hava. Sizler götürdü burayı. Oy canım benim. Çok şeydi. Evet, şimdi kameramı buraya çevirdim arkadaşlar. Böyle. Bakın nasıl da kolay ve güzel temizliyor. Bak. Bak, niye gelmemiş ilaç sanki bak. Buraya gelmemiş ilaç. Ya kir bırakmıyor gerçekten bu. Çok harika. Şimdi sıkıyorum. Hoppala. Bakın. Gördünüz mü? Ne kadar güzel temizliyor. Harika harika. Bak. Bak. Ya. Suyumu döktüm. Temiz su alacağım arkadaşlar. Şimdi burayı duruluyorum. Bu başka bez. İlk bezim orada. Hop, dur be, bayılma. Manyak. Bak görüyorsunuz mu? Yıldırak.
yıldırak hediye. Buraları da alıyoruz. Bez var yani, sıkıntı var. Var var var, yeterli bez. Bak. Hiç yağ kalıntısı falan kesinlikle yok. Bu da Semiha Kani'nin farkı. Aklınızda bulunsun. Lazım olur bir gün. Silsem hoşum. Temizlesem hoşum. Parlatsem hoşum. Bayram herkesin ihtiyacı var. Ya temel, temelimiz temizlik canım benim. Herkesin ihtiyacı, evet, var. Bayram demek. Dip köşe demek. Çağırın yani beni. Hem siz mutlu olun hem ben mutlu olun. Aynen öyle. Çünkü iki tane çocuk var. O çocuklar bizim de çocuğumuz. Tabii, Allah razı olsun. Aşkım ben senin dolabını ıslak bırakmayayım. Varsa sen bana bir kuru bez ver. Vereyim ya. Çünkü arkamdan küfür etme. Ay yok yok. Evet, kuru bezimiz de geldi. Kurulayım. Yaptığımız işi düzgün ve temiz yapalım arkadaşlar. Ki bana tamam. Beni çağırmak için can atsınlar. Düşünmesinler. Tamam. Beni zirveden indirme aşağı. Bak, oh. Bak. Şuraya var ya. Abi bal koy. İnşallah senin de bir gün kaderin döner. Amin. Bana dua edin ama büyük bir evim olsun diye. İnşallah. Ver aşkım. Evet. Topuzlar arkaya gitsin. Topuzlar arkada olur zaten. Sen hiç önde topuz gördün mü? Düğünler yani. Düğünlerim böyle. Evet evet. Bunu... Dur. Bırakma. Tutacağım. Bırakma. Ellerimi. Nasıl? Ufak yardımlarda böyle. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bunu borcamın üstüne koyayım mı aşkım? Koy. Tamam. Ufak robotu da çıkardım. Meyve sıkacağımı çıkardım. Onlar tamam. Olmasın. Aynı boydalar zaten. Yerden görünmez. Görünse de fark etmez. Evet. Şimdi bakın. Yarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli olan temiz olsun yeter. Evet, temiz temiz aşkım, görürsün zaten videoda da. Evet, temiz suyumuzu alıyoruz ve hazırlıyoruz. Mis. Benim sabunumun yanında tabii ki bunlar sabun değil asla. Benim sabunum da aynen bana benziyor. Dokunduğu yeri parlatıyor. Evet, şimdi bunu verelim. Hop 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 hop, şöyle merdivende hem çekim hem gerçekten çok zor anlar yaşıyorum. Yardım edeyim mi? Canım. Tamam. Bir şey olmaz. Bak şimdi ondan eser kalmayacak aşkım. Bak göster aslında. Bu kadarını gösterebilirsin. Tabii tabii. Bir şey yok aşkım. Ben ilaç sıktım ona da. Tamam. Kalsın o öyle. Hemen zaten tepki yapacak. Güzel şekilde. İlacımı az kullanayım be. Çok bol keseden atayım ha. Buralara çok yağ geliyor. Biliyorsunuz. Tam ayvazın üstü. Olsun bir tanem. Bunlar gayet normal. Hiç rahatsız olma sakın. Keşke bütün hep dolaplar böyle olsun. Beni çağırsınlar. Emin ol. Bundan pis olamaz yani. Benim yok. Var yani. Var 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 var. Ben kabul ediyorum çünkü. Var aşkım. Bundan onları beter. Bana versen aşkım. Sana vereceğim zaten. Kime vereceğim başka? Al. Evet. Oy, aha. Bir ışık gördük oradan. Burada baca yeri varmış. Balkona çıkıyor yani.
O ışığı kapatsan orayı. Çok mu açık orası? Ne kadar kapatabilir? Of, biraz. Bir şey ver, tıkayım oraya. Görünmüyor nasılsa. Ne vereyim sana? Büyük bir bez vereyim mi? Evet, olur. Tamam. Ama dur, acele etme. Şu şeyi alayım, bu buranın şeyini. O hiç olmaz, tozlanmasın yani. Tamam. Bulursun beni. Sen ara, ben hemen buradayım. Ya. Vallahi. Bir gün gene çağıracağım ama. Çağır aşkım. Bak aşkım bak. Bak şöyle bir şey vereceğim sana. Tamam. Ben bunu okay. Şöyle yerlere atıyorum. Tamam canım benim. Heh, bununla. O tıkanabilir değil mi? Yeter bu. Yetmezse söyleyeceğim dur. Evet. İşte bu kısma bayılıyorum gerçekten. Bak. Bak. Oh, insan nasıl rahatlıyor. Bak. Bak. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Kırıcı ve üzücü yorum lütfen yazmayın. Kimse dört dörtlük değil. Ablamız gerçekten çok temiz ve titiz. Yeminle. Şu an yok yani kendisi yanımda. Aşkım bana kızmam der. Kırcılığı ben onları hiç yapmam. Ya yani. Yok şimdi sen de okuyacaksın o yorumları. Biliyorum, biliyorum ama o yüzden beni duysunlar yani. Çünkü ben kanser hastasıyım. Ay canım. Ben yapamıyorum. Evet, dikişli gerçi arkadaşlar. Gerçi ameliyat oldum ama benim 83 tane dikişim var. Ya. O yüzden ben kimsenin yorum yapsa da asla ben onları şey takmayacağım yani. Çünkü herkes kendini yazar değil mi oraya? Yok ya. Zaten öyle de demeyelim. İnsan olan yazmaz zaten, ben, boşver. İnsan içinden nasıl geliyorsa öyle yazıyor zaten. Kimseyi değiştiremezsin. Evet. O yüzden ben hiç alınmayacağım. Canımsın. Yok zaten o yazanlar ne biliyor musun aşkım? Beni sevmeyen ve seninle beni birbirimize düşürmeye çalışanlar oluyor. Yok, ben düşmem asla. Beni sevenler zaten muhteşem yazıyorlar. Ben asla düşmem. Çünkü evet. Ben de çok sağlıklıydım ama evet, sağlığımı kaybettim. Ya işte. Ben bak şimdi bana diyor ki ne kadar temizsin diyor bana. Evet, gerçekten çok temiz. Evim pırıl pırıl. Ama ben yapamadığım halde böyle. Evet. Yapsa bir de yani hiç düşünemiyorum. Yeminle hiçbir kusur yok. Gerçekten. Ya olabilir de. Yani rahatsız sonuçta tedavi görüyor. O kadar dikiş yani kolay mı bu? 83 tane dikiş. Oy. Benim göğüs altımdan da aşağı kadar, aşağıdan da T şeklinde yaptılar. Ya. Sezeryan gibi yani. Canımsın. Yukarıdan aşağı bir de sezeryan yaptılar aşağıdan. Allah şifanı versin, Rabbim ve bir daha yaşatmasın. Tümden kestiler benim. İçini temizlediler. Canımsın. O yüzden... Allah şifa versin. Zaten bunları duyan herhalde evet, sana da kötülük yapmaması lazım. Bence de. Canım benim. Şöyle. Oh. Sen şey yapma, üzülme yani. Yastalar da ben üzülmem. Ay canım benim. Allah sen, razı olsun. Ben sana diyorum, sen üzülme. Ay canımsın. Allah razı olsun. Güzel insanlar var olsun valla. Şöyle bir daha alayım. Heh, evet i̇nşallah suyumu değiştirdim. Sonra diyorum seni heh, bol bol çağıranlar olur. İnşallah, inşallah canım benim. Hem destek amacıyla. Evet. Hem de temizlik tabii ki daha rahat olacağız. İnşallah. Telefonum da çalıyor. Tamam bak sen telefonla bir tane. Bakın hiç ovuşturmadım, ilaç bembeyaz yaptı. Gördünüz mü? Gereksiz saçma, boş ver. Çok uzun. Çünkü bir saat benimle konuşur o. Ha, anladım. Arkadaşım. He. Deli. He. Oh be. Şimdi durulama yapacağım. Ben sildim yine, durdurdum. Boruları falan. Hoppala. Şöyle. Oh. Aç
Çık aşkım, kadrajdayız. Tamam. Arkadaşım yurt dışından. Hı. Evet. O ara duruktu telefon, merak etme. Semiha diyorum, yaptığı işi çok temiz yapıyor. İçime sindi yani, yaptığı işler içime siniyor. Teşekkür ederim aşkım. Yani güzel kalktı insan, güzel insan. Güzel insanı tabii ki hayatıma alırım. Sürekli yani, sürekli hayatımda isterim onu. Canımsın, canımsın. Artık o da benim bir kardeşim bundan evet. sonra. Biz aileyiz canım benim ya. Bir kardeşim. Bak. Biz onu ekranlardan izliyorduk ama biz onu tanıyoruz ama o bizi tanımıyor. Ama bu şeylerle bizi o tanıyacak artık sevenlerini. Aynen. Teker teker. Böyle inşallah. İnşallah. Tanıyacak yani. Tanımayı istiyorum. Yani. Evet, tekrar söylüyorum arkadaşlar, durumu olmayanlara da gelirim ücretsiz, hiç sıkıntı değil. Ay, çok hastasınızdır, hiç yapamıyorsunuzdur. Evet. Bakın. Kalbi bu kadar güzel bir kadın işte. Evet, hep paraya takılıyorsunuz, söylediğim evet. paraya. Ama bu cümleme kimse takılmamış. Bu beni çok üzdü gerçekten. Evet. Hani evet söylüyorum ama çok da güzel bir şey ekliyorum arkasına. Yapan zaten. Ha dersiniz ki ya ben işte o kadar veremeyeceğim de Semihacığım, ihtiyacım var sana. Gel. Ben ne bileyim 200 vereceğim de. Ne bileyim vermeyeceğim de ben yine gelirim. Öyle, adam canım. Seçmiyorum ben yani. İnsanlık önemli. Para canlısı bir kadın değil değilim yani. Aşkım. Hayır. Asla. Bakın ben aslında hep çok mesajlı konuşuyorum da alan alıyor ama da almayanlar da işte çok pahalı dedin yok öyle dedin diyor desinler ya Allah biliyor benim kalbimi. Suyumu yine değiştirdim ben bakın. Ay. Bezi getir de deliği tıkayım. Aşkım hadi. Biliyorum hemen deliği tıkasam. Hadi. Bu olur herhalde değil mi? Biraz zaman toz gelmesin. Evet. Oo, büyük, bu çok büyük bile geldi aşkım. Ya. Vallahi sığmaz bu. Ne vereyim başka? Bunun bir iki beden küçüğünü ver. Keçelik de gibi hissettim. Tavana değiyor kafam. Eğri boyunlu gibi bir şey oldu mu? Şey, toz bezlerim, cam bezlerim. Tamam. Ver. Ha, olur o mu? Olur. Evet. Var. Tamam. Bunu dur top abi. Yapayım onu. Evet. Şöyle top yaptım ben bunu güzel. Sevenlerimiz izleyecekler. Evet. İzleyecekler. Ay güzel oldu. Ellerine sağlık aşkım. Ne demek canım benim. O senin güzelliğin kesinlikle. Hoppala tamam. Evet. Dolabın üstleri güzel oldu. Şunu tamam. Vereceksin mi canımın içi? Aynısını vereyim ben sana. Şu lavabonun içindekine. Şunu ha koyalım mı geri yerine? Yıkayacağım bunu ya. Tamam. Yıkayayım sen ama. Geri koyacak mısın? Sen bırak ben yıkayayım. Ben yıkarım. Sen biraz dinlen ne olur. Hadi biraz dinlen ben bunu sana yıkayayım. Tamam. Küçük olduğu için çalışma alanında rahat hareket evet. edemiyor. Evet. İnan ki o yoruyor yani onu. Aynen aynen. Alan büyük olsa yorulmaz bu kadar. Evet canım benim. Olsun ya ben seviyorum yorulmayı tercih ediyorum ben yaşam boyunca. Ben yapış, yatağıma yapış. Yorgun girmek istiyorum yemin ederim. Sen biraz hadi dinlen. Ben tamam. sorayım. Bir mola yorgun. Vereyim ben tabii şimdi. Ver, hadi. Evet şimdi molamı verdim. Ulan şansım ver. Küçük elde. Al sana bir gelin daha. Heh, tamam. Şöyle bırakayım canım bir tane. Aynayı kırmayalım. Onları sildim. Tamam, eline sağlık. Şöyle attım yukarı ben önce. İstersen bunları da poşetleyelim. Yok ya. Böyle mi koyacağız? Koy onları böyle. Tamam. Onlar şeyler en azından
Bilendim, bir daha kutularını atacağım zaten onu. Tamam. Tamam canım. Tamam canım, ben senin amcanım. Heh. Önce hangisini vereyim? Sen hangisini vermek istersen. Bilmiyorum, sen yerleştiriyorsan hangisi daha o uygun. O buradaydı. Uygun olan hangisiyse. Gelinleri alabilirsin. Tamam. Al bakalım. Gelinler. Tamam, benim vereceğim bir şey yok. Tamam. Bu şeyle her şeyi yerine koyayım. Hiç fark etmez. Tamam. Koyun, temiz olsun da nereye koyarsan koy. Şimdi içlere geçeceğiz. Evet. Bak. Akıyor. Dolaplar ağlıyor. Beni temizle diyor. Şimdi yine buradan başlayalım, böyle gelelim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Oralara küçük merdiven sıkar mı acaba? Evet ya, aynen. Aşkım var ya, bin yaşa ya. Bak evet. Benim aklım bazen duruyor. Sen şey yukarıda. Sen bana bakma. Benim de duruyor. Artık bizim akıllarını yönlendireceğiz. Evet. Evet. Olmazsa yine tamam, şöyle koyalım burada. Lazım olursa aynen öyle. Alırız. Tamam, hı. Süper oldu vallahi. Allah aşkına. Allah Allah. Hah. O gavur ölüsü gibi o. Süpersin ya. Evet. 1.60 yokum aşkım. 1.58. He. Sen 1.55'sin. Bak. Gel aynaya gel. Dur buraya gel. Burada en güzel ayna burada gel. Nerede? Bak, oraya bak. Bu kadar. Tatlı kadın. Ay, ay çok tatlı bir kadın. O senin tatlılığın. Tatlı. Teşekkürler. Arkadaşlar, arkadaşımızı üzmeyin. Onun zaten derdi ona yetiyor. Lütfen ona kötü yorumlar yapmayalım. Ölümlü dünya. Ölüm var çünkü. Canım. Kırmayalım. Tamam, sen üzülme. Ben hadi seni kırıyorlar diye üzülüyorum. Üzülme, üzülme. Kırmasınlar. Gün gelir onlar da kırılır. Merak etme. Bu işler ekme dünyası. Çok üzülüyorum. Böyle insanlar yapıyor ya, çok üzülüyorum. Yapıyorlar maalesef. Onlar kötülükle besleniyorlar. Evet. Yapacak hiçbir şey yok. Aşkım bu bezi iptal edelim. Evet, oraya koy öyle. Ya da şey yaparız. Bu altları falan. Tabii tabii. Çünkü rengi gitti biraz. Yani koy. Bez var tamam. Çok var. Tamam. Tamam. Tamam canım. Bez var. Sen benden git. Bak burada hazırlamışım. Ben tamam. Onları bak. Ben bunları hepsini yıkadım. Oy, bak yıkadım. Paketledim, yine koydum. Ay canım. Hani tüyler ne, dökülüyor ya. Ne kadar düzenli kadın gerçekten. Bak yine paketleyip koydum. Yemin ederim. Burası böyle dol bezleri. Harikasın. Gerçekten. Ve yemin ederim bakın hani gönlü hoş olsun falan diye demiyorum. Gerçekten çok temiz. Gerçekten ya. Temizsin. Yapmamış hali bu, yapmış halini yapmamış, hiç düşünemiyorum. İşte, zaten senin çevre şimdi gören olursa biliyorum. Yazacaklar da evet. Senin ne kadar temiz titiz olduğunu. Evet. Aynen öyle. Ha. Aynen öyle. Evet. Benim bir bezim daha vardı, o ne oldu ya? Burada bir şey var. Yeşil yeşil vardı, iki tane de yeşilimiz. Balkona mı bıraktın? Yok. Ben almadım. Sen buralara bırakmadın değil mi? Aha, bunu burada alabilirsin, onu da alabilirsin. Ha bu değil miydi? Yok o değil. Yukarıda. Onu da al, al, al. Ha. Yukarılarda kalmasın. Tamam. Tamam canım. Bu masada yok. Yukarıda herhalde. Yukarıda kalmadı ya. Ha burada 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 bak. Ha bak bir. Çünkü kontrol ettim yani. Bezleri alayım. Mutlak bizim, ben mutlakta kullanıyorum onları. Tamam canım. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru hepsi. Şimdi boşaltıyorum burayı. Boşalt, evet ha. Evet. Sana zahmet olacak. Aslında şurada bir masa olsaydı ben böyle koysaydım seni de. Bunları yok gördüm aslında. Hiç olsa. Bunları yıkıp mı koyacağım? Temiz. Hiç yıkama. Neden biliyor musun? Ha. Gerek yok. Temiz ben bunları zaten kullanmıyorum. Zaten alacağım zaman oradan ben yıkamadan kullanmıyorum. Tamam. Vallahi pırıl pırıl gerçekten. Bakın. Kavanoza bakın cam gibi cam. Eğer sana bakın, kavanozlar bakın. Lazım hepsini ayır sana. Yok aşkım ben hiçbir şey götüremem. Tamam. Hiçbir şey. Ben elimde çanta taşımaktan nefret ederim. Tamam.
İhtiyacım olmasa kol çantam bile almayacağım. Tamam. Erkek gibi gezmeyi çok seviyorum. Ben öyle onları biriktiriyorum. Böyle konserve yapanlara veriyorum. Evet. Yani öyle yani ihtiyacı olana gerçekten veriyorum. Gerçekten süper pırıl pırıl gördüğünüz gibi. Biliyor musun? Olsun, sıkıntı yok aşkım. Bir tek orası. Sen lütfen oturur musun? Kendini yorma. Biri şu tamamen açılmıyor. Acaba bir şey mi koysak? Öyle bir opalı mı koysak? Yok yok, hiç gerek yok, Ben onu böyle tutarım. Güzel silerim. Bak şey yapmış ilaç. Yani yukarıdan at. Bak. Evet. Mesela bir sürü kullanmadığı bardaklar var. Evet. Niye atmıyor biliyor musun? Apartmanda mevcut oluyor. Böyle bir şey misafirleri geliyor mesela. Böyle bizim apartmanımız böyle çoğu da yaşlı zaten. Hani misafiri mevcut falan olunca istiyorlar, veriyorum ben onlara. Anladım. Hani kullanıyorlar. Ne kadar güzel kaçtı. Atmıyorum işte. Evet, hani birisinin işine yarasın diye. Evet. Zaten kavanoz kırılsa da sıkıntı yok. Yok, ne verecekti? Ben canını tutmuyorum. Kırılsa da ben canını tutmuyorum. Bir şey olmasın, bir yerine bir şey olmasın. Evet, canım. Şunu bana, bu bayağı bir büyük. Bu boş kutuyla sakladım. Ben işte çingene ne diyorlar ya, töpçü. Hani yaşlılar biriktiriyor. Ağız alışkanlığı arkadaşlar, ağız alışkanlığı. Ay çok özür dilerim, evet. Böyle at, ne gerek var şunu biriktiriyorum, at gitsin. Sen atın ocakları bana söyle. Tamam. O iş bende. Aynen öyle. Ben bir şey atamazdım, ben eşime söylerdim. He. Sen bunları sen at, ben atamıyorum diye. Niye? Kullanmıyorsun. Ya ne bileyim ben yani. Hani kullanmıyorum da atmıyorum. Ama birisi istese veririm. Maşallah ne bereketliymiş. Ya sorma. Bayağı şey yaz. Şu kupan bak çok güzelmiş. Sana vereyim al senin. Hayır olsun aşkım, bana vermen için demedim. Vallahi. Valla çok demedim. Beğendiysen al. Kullanmıyorum çünkü. Teşekkür ederim. Sen çok içersin. Al. Tamam ver o zaman. Al. Koy çantana yana. Koy. Bana verdi hediye. Evet. Allah razı beğendiğin olsun. Beğendiğin bir şey varsa al. Oy canım. Seni beğendim. Beni de alabilirsin. Eşimden ayrı çünkü. Ay 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 ay. Biz kardeşiz. Evet. Beğendiğim bir şey varsa al gerçekten oradan. Ayır onları. Çok teşekkür ederim. Tamam söylerim. Söyle. Ben söylerim valla. Söyle hayatım. Ben söylemeyeyim ki. Yardımcı olayım sana. Tamam tamam hallettim. Bak benim ona kafam çalışmıyor işte. Estağfurullah. Sen onu başardın. Ben öyle düşünemezdim. Şunu diyor. İşin yeri yok orada. Böyle koyulmaz. Böyle yaptım. Bunu böyle koydum. Evet. Bunu da ben düşünemezdim mesela. Evet. Olsun. Yıllarca yaptığımız için artık. Rahmetli annem derdi ki onu da biliyorsan ya cebinde kalsın. Evet. Onu bilebilecek misin, yapmayacak mısın? Bil yani. Burada bilginin ne kadar güzel olduğunu söyle. Evet. Ay daha bitmedi mi? Aman. Bitti. Son hamleyi yaptım çok şükür.
Çöp dolu. Çöp dolu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Oo, ne güzel. Ay, bugün beni çok mutlu ettin kız sen. Ay, hep mutlu ol. Benim hastalığıma mutlu da olman lazımmış. Doktor öyle söyledi. Aşkım, mutlu olacaksın. Ya sağlıklı olman için zaten mutluluk ve temizlik. Üzüntüden uzak, mutlu olacaksın. Ama biz insanlar maalesef hep üzüyoruz işte. Yok. Oh. Heh. Şimdi böyle dıştan alıyoruz. İçe kusma yapmasın diye. Ellerine sağlık. Ay, ne demek canım? Sanki kendimi yapıyormuşum gibi. Ay, teşekkür ederim. Beğendiğin için. Evet. Temiz kadınsın. Evet. Şartlı şu. Çok temizsin. Evet. Temiz kadınsın. Üstüme tanımıyorum ya, iddia ediyorum, bu kadar basit. Vallahi temiz kadın. Vallahi üstüme tanımıyorum temizlikte. Bak yemekte. Aşkım bunları da alıyorum sana, yardım ediyorum. Bu çöpleri tamam. Bu da seni rahatsız etmesin. Aman ne kadar sıcak. Kim, ben mi? Hava sıcak. Sen zaten sıcak kalmasın. Bizim sopamız nerede? Sopa lazım. O sopayı ne yaptın? Aldın mı sopayı? Yok, oralarda olması lazım. Şey, böyle uzanmak için. Tamam, dur. Oradaydı bir tane. Oralardaydı. Baharatların arkasında kalmış. Evet. Aa, buradaymış, burada. Heh, dur, inmişken de bedenini yıkayayım. Hoppala. Şurayı da taşırdık. Oo. Bir şey olmaz. Batan yer yok, merak etme. Olsun, varsın. Böyle yapalım. Oh. Sıcak suyum da var. Sıcak su akıyor. Aynen. Ay, çok sevindim ya. Ay, uykularım kaçıyordu bu dolapların yüzünden. Vallahi temiz. Vallahi. Çünkü doğrudur. Yani ay bu dolabı yapamıyorum. Ay çıksam yapabilir miyim? Düşer miyim? Ay Allah. Ay acım var. Karnımın içi acıyor. Ay canım. Nasıl yapabilirim? Bak, dışarıdan herkes temiz yapmıyor. Yapmıyorlar yani. İçini yani üstünü siliyor. Arkasını bırakıyor. Aynen öyle. O yüzden... bir konuşma, ilk konuşmanı ben yakaladım zaten. Ay, hemen ulaşmış Instagram'a. Hemen Instagram'ı açtım. Dedim acaba bana döner mi dedim. Evet. Ama bekledim dönmedi. Halbuki dönmüş de ben görmedim. Yok, bir de çok yazan oluyor ya canım. Sonra ben ona telimi attım özelden. Evet. O da bana attı. Ben hemen aradım onu. Aynen. Semiha'yı dedim. Rica etsem bana gelir misin dedim. Tabii dedi. Başım üstüne. Ne demek dedim. Kabul etti. Evet. Kabul ettiği için de ona çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim aşkım. Siz beni diyorum ya tanımıyorsunuz. Ha. Evinizi açıyorsunuz. Yani bu ne kadar yani, zevkli. Artık Semiha da ünlü biri yani. Herkes tanıyor onu. Evet. Ben sana vereyim mi o tarafa geçsem? Sen yorulma aşkım. Bu benim işim. Bırak. Sen yorulma yavrum. Peki. Canımın içi. Onları hallederim. Bak. Gıcık gıcık. Ay sağ ol. Ellerine sağlık. Ne demiş? Sağ ol. Oh vallahi. Temiz hatun, fedakar, çok iyi bir anne. Teşekkür ederim. Torunlarına çok güzel sahip çıkıyor. Evet. Yani onun anneliği falan mükemmel bir kadın. Elimden geldiğini ya. Fazlasıyla yapmaya çalışıyorum bir tane. Yani onları rahat ettirmek için. Evet. Çünkü yani kendi için uğraşmıyor. Evlatları için uğraşıyor. Bundan sonra böyle gerçekten. Ya
Ben çünkü evlatlarıma güzel bir anne olmadım, olamadım. Hep onu söylüyor ama evet. Önemli olan yani bundan sonra inan ki çok da güzel yapıyorsun. Canım. Belki öyle gerekiyordu o zamanlar. Bari torunlarımı güzel yetiştireyim. Aşkım bunları iç içe sokayım mı şöyle yer tutulması? Sen evindeki gibi bak. Kendi evinde nasıl yapıyorsun? Aynısını yap. Burayı yaptıktan sonra otur dinlen. Ben sana yine bir şey hazırlayayım. Saat kaç? Allah razı olsun. Ben şeyimi içeyim tamam. Ben yemek memek... Şimdi olmaz. Yemek ye dedi. Ben de yok dedim. Yemem, yemeyeceğim. Sakın ha. Olmaz. Ben bırakmam öyle seni. Aç yemek stresine girme dedim. Hemen dedi ki beğenmiyorsun mu dedi. Bu üzdü beni. Halbuki ben o yorulmasın diye rahatsız. Ay olsun şimdi. Yani yemek aç olur mu? Dikişli mekişli. Dikişlerim bir o yüzden dedim ben aslında. Ben ameliyat olalı bir sene oldu. Ama benim dikiş yerlerim acıyor. Acır tabii. Yani kolay. Aşkım bunu derhal at bu kırık ayağa. Atacak mı? At tabii. Ya. At. Tamam. Elini keser aşkım tamam. Boş ver. At. Bir tane eksik sen olsun. Sen bana attığını cevap veriyorsun. Tamam canım. Ah, ah, hep yıllarca böyle çalıştım işte arkadaşlar ben. Yıllarca. Ben seviyorum ya. Seçim arabaları. Şunu vereyim mi sana? Bir şişeyi var bende. Ver. Ay sen bunu elinde tutuyorsun değil mi deminden beri? Olsun olsun. Bir tane bidonumu bunun içine sokuyorum canım. Sok sok. Yer bak ne diyorum diye. Kendi elinde nasıl yapıyorsun? Böyle yapardım. Bana da yap aynı. Böyle yapardım. Ben orayı kullanmıyorum tamam. Senden. Bir kullandığım yerleri şimdi sana göstereceğim. Tamam. Bir de mesela oğlumun bir alışkanlığı var. Hı. Oğlum kesinlikle bardaktan su içmez. Hı. Böyle belki 10-15 tane şişemiz var. Böyle ben bunları yıkarım. Boşaldıkça doldurur tekrar koyarım buraya. Bunları ne yapıyorsun? Hazır çorba kabı. Ya mesela sütlaç yapıyorum. Birisine hı. Götüreceğim. Ona koyup veriyorum. Veya helva yapacağım. Koyup veriyorum. Tamam. Bir daha bana geri dönmesin diye. Tamam. Veya bir yere bir şey götüreceğim. Tamam anladım aşkım. Okey. Şimdi bunlar sende olsa bunların hepsini atarsın. Sen biliyorum. Çünkü mutfak küçük olduğu için hep bir yer açma telaşındayım ama ben de mutfak eşyalarına bayılıyorum. Senin o kabakların, mabakların dolu zaten. Evet. O süs kabakları. Nereden onları şeyden mi getirmiştin sen? Vallahi süs kabaklarım ha. Onları artık yok. Mardin'den mi getirdin sen onları? Süs kabağı ne ki? Hangini diyorsun? Hani küçük küçük böyle kabaklar. Ha. Gitti onlar. At bağladı. Kabak gibi patladı için başına. Bu da yukarıdaydı değil mi aşkım? Evet. Ne o? Bilmiyorum. Evet 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 kullanıyorum. Eskiden ben İdahatepe'de oturuyordum küçük yıl İdahatepe'de. Oradan buraya taşındık. Oturduğumuz ev yıkıldı. Hı. Burası da oğlumun evi zaten. Oğlumla beraber yaşıyorum. Evet. Beni bilenler, tanıyanlar bilir zaten. Evet. Oğlumla birlikte yaşıyorum. Bakalım tanıyan bilen olacak mı? Kesinlikle olur çünkü vardır. Hı. Hı. O beni tanıyanlara buradan öpücükler gönderiyorum. Gönlümün.
Sanki 40 yıllık böyle kamera karşısındaymışım gibi. Değil mi? Hayatımda ilk defa kamera karşısındaymışım. Ay aşkım, samimiyet bebeğim çok. Bunları da mı oradan aldık biz? Yok. Onlar, ha, tamam. Onun şişeleri. Tamam. Şimdi... Burası bitti işte. Burada tamam. Ha, en şey burasıydı. Bir de üstü. Şimdi rahat edersin. İş bitti. Tamam. Kullanıyor mu buna? Ne o? Karabiber dedi. Ne bu? Kız, ne bileyim, at gitsin kız. Çöp mü o? Ne o? Ama güzel bir şey bu. Al o zaman. Yok, ben almıyorum. Belki oğlunun falan. Yok yok, oğlumun değil bak. Semih'e. Ama sen ne olduğunu ben anlamadım. Çözersin ki. Sen onu. Ver bana. Fincanın içine koyayım. Arkadaşlar bilirler. Şöyle vidası var altta. Ha, bir şey yani. Şöyle. O. Hmm. Sen bir şey uydurursun. Okay. Bu niye burada? Onu indir kızı, lazım olur o kase çünkü. Yani. Oradan aldım. Kaseyi. Kaseyi şey, kırıla kırıla kalmıştır bir tane. O yok onun. Şimdi ben de rahatsızdım ya. Evet. Çok kırılan şeylerim oldu. Tamam. Yani. Olsun ya. Sen kırılma, boş ver. Aynen öyle. Evet. Şimdi gösterelim arkadaşlara. Tamam, ha, göster. Bu da var. Dur. Eksik koymayalım da. O dondurma kutuları onlar. Görüyorsun değil mi oradan? Evet evet, ellerine. Ben biliyorum, sen kamera zaten görüyor seni. Ben oradan izlerim seni. Evet aynen. Heh. Ellerine. Ne demek canım benim. Şöyle arkadaşlar. Poşet olunca tabii güzel durmuyor ama en azından tertemiz oldu. Ellerine sağlık. Ne demek aşkım. Şimdi arkadaşlar bu dolapları açacağız. Orada da bardakları da oraya koyalım aşko. Koy. Kullanıyor musun orayı? Sanmıyorum ha. Çünkü çok boşluk kaldı, evet, orada. Evet. Hem sana yer açılsın. Aynen öyle. Evet. Bakın böyle. Şöyle. Oo, burada da var bardaklar. Dur ben biraz düzen yapayım burada. Sen yapacaksın. Heh, ama aynen. Oraya koyma. Niye koyma biliyor Yok, musun? Yok oraya koyma. Bak neden? Sana söyleyeyim. Hı. Oradan çok toz giriyor. Hı. Orası tamam. Çok orayı alıyorum tamam. Ben. Tamam aşkım. Bak tozlu oluyor orası, evet, ama ben tamam. Yine alıyorum. Tamam öyle. Canım. Besti kamışım. Onu tamam. Değiştiririz onu. Tamam öyle... bebeğim. Ben şimdi sizleri burada öpüyorum arkadaşlar. Video çok uzun olduğu zaman yüklenmede sıkıntı oluyor. Onun için alt dolaplarda falan görüşeceğiz yine. Desteklerinizi bekliyorum. Davetinizi de bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun şimdilik. Yine evet. Geleceğiz. Belki bu akşam geliriz. Belki de yarın akşam geliriz. Görüşmek üzere.